Türk savunma sanayisinin en fazla merak edilen projelerinden biri olan Altay tankının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Uzmanlar, heyecan yaratan görüntülerin Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan diğer araçlarla uyumunun denenmesi olarak yorumladı. FNSS savunma tarafından yayınlanan görüntülerde bir Altay tankının Samur seyyar yüzücü hücum köprüsüyle su üzerinde taşınarak karşı kıyıya geçirilmesi yer alıyor. Görüntülerde iki nakliye takımı önce suda birleşerek bir platform oluşturuyor. Ardından 70 tonluk Altay tankını yüklenen platform tankın paletlerini suya değdirmeden karşı kıyıya ulaştırmayı başarıyor. Samur sistemi hem köprü hem de nakliye aracı olarak kullanılabiliyor. FNSS savunma 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Samur'u Kore Cumhuriyeti'ne de ihraç etmişti. Dizel motor, otomatik şanzıman, pnömatik süspansiyon sistemi ve hidrolik fren sistemi ile Samur sistemi ileri ve geri yönlerde %60 eğimde ve %30 yanal eğimde karada sürüş kabiliyetine sahip. İki adet pompa jetenin sağladığı suda dönüş ve 360 derece manevra kabiliyeti de bulunuyor. 12 adet Samur yan yana gelince 150 metrelik köprü oluşturabiliyor. FNSS savunma, Samur'un benzer amaçlar için tasarlanan dünya çapındaki diğer tüm sistemlerden daha üstün özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Milli imkanlarla FNSS savunma mühendisleri tarafından tasarlanan Samur sistemi, 8x8 sürüş yapısı, bir sistemde 4 adet rampa taşıması, standart olarak sunulan acil ve kıyı demirleme sistemi, balistik koruması, arıza tespit kolaylığı sağlayan elektronik veri iletişim altyapısıyla benzer sistemlerden ayrılıyor. Öte yandan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Altay tankı için geliştirilen Batu tank motorunun ilk prototipinin bu yıl içerisinde çalıştırılacağını duyurmuştu. BMC tarafından üretilecek olan motorun V tipi 12 silindirli turbo dizel su soğutmalı en az 1500 beygir gücünde ve yine en az 4600 Nm torka sahip olması planlanıyor.